Değerli milletvekilleri, 2024 yılı bütçe kanun teklifi ve 2022 yılı kesin hesap kanun teklifinin tümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti ve televizyonları başında bizi izleyen yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, acımız çok büyük. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terörü ve hain terör örgütünü lanetliyorum. Değerli milletvekilleri, bugün Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, büyük devlet adamı, partimizin ikinci genel başkanı, ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün vefatının 50. yıl dönümü. İsmet İnönü'yü rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün bütçe üzerine konuşacağız. Tabii şunu söylemek lazım, bu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk bütçesi. Birinci Cumhuriyet kurulduğu zaman da 1924 yılında ilk bütçe hazırlanmış. Merak ettim ilk bütçeyi, nasıl bir bütçe hazırlanmış diye. Denk bütçe hazırlamak istemişler. Tabii kolay değil. Çünkü yeni bir devlet kurmanın getirdiği harcamalar, göçmenlerin gelişi, onların iskan edilmesi, harp alanlarının tamiri, zarar görenlerin zararlarının tazmini gibi birçok nedenle aslında ilk başta bir belli bir açık olmuş. Bütçe gider tahmini 1924 yılı bütçesinin 140.4 milyon lira. Bütçe gelir tahmini 129.2 milyon lira. Bütçe açığı 11.2 milyon lira olarak öngörülmüş. Fakat 1924 yılı koşullarında bütçe açık vermemiş. 6.8 milyon lira fazla vermiş. Gelirlerin gereğinden fazla gelmesi sonucunda harcamalarda bir kısıntı yok ama bütçe fazla vermiş. Ve bu dönem çok ciddi anlamda Cumhuriyet'in, genç Cumhuriyet'in kurucularında denk bütçe fikri oluşmuş. Bir denk bütçe yapmak, açık vermemek, dışarıdan ithalat yerine yurt içi üretimin yapılması öncelikli olmuş. Ve 1926 yılında denk bütçe hazırlanmış. Bakın çok ilginçtir. 2-3 yıl üst üste denk bütçe yapılmış. Fakat 1929 büyük buhran, ekonomik buhran ve sonrasında yaşanan o krizin sürmesi sonucunda gene bütçede bir kısım açıklar verilmiş. Gene çok ilginçtir. Cumhuriyet açısından çok önemlidir. 1927 yılında Muhasebe-i Umumiye Kanunu çıkartılmış. Çok önemli bir kanun değerli milletvekilleri. 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çıkana kadar Muhasebe-i Umumiye Kanunu geçerli olmuş. Devletin tüm mallarının yönetimi ve muhasebesi bu kanunla belirlenmiş. Ve çok ilginçtir. Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile belirleyen sistemin özelliği şu. Giderler ve gelirler tek hesaptan, tek hazine hesabından, teknik bir terimle tek mezneden yapılmış. Bugün eleştiriyoruz ya, Türkiye Varlık Fonu var, döner sermayeli kuruluşlar var, bütçe dışı fonlar var, özel hesaplar var. Bunların hepsinin bütçe dışında olmasını eleştiriyoruz. Kesin hesap kanununda da Sayıştay'ın da bu konuda çok ciddi eleştirileri olmasına rağmen bu aynı yanlış sistem devam ediyor. İşte o Cumhuriyet 1927 yılında bu kanunla birlikte tek hesaptan gelirleri ve giderleri birlikte görmüş ve birlikte izlemiş. Bu da aslında onların ekonomiye, sosyal hayata bakışlarının ve o konuda başarmak istedikleri şey için bütçenin nasıl bir araç olarak gördüklerinin en büyük nişanesidir, örneğidir diye düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, şimdi tabii bütçe konuşuyoruz. Ama bütçe tek başına bir şey ifade etmiyor. Bütçe bir bütünün parçası. En yukarıda plan var, 5 yıllık kalkınma planları. Altında programlar var, hem yıllık programlar, bir de son dönem 2018'de mevzuatımıza giren orta vadeli programlar ve arkasından da bütçe geliyor. Fakat buradaki problem şu, bu hazırladığımız döküman ve bugün bizim üzerine konuştuğumuz bütçe bütüncül bir perspektiften yoksun, içsel tutarlılığı olmayan ve birbirinden kopuk metinler şeklinde. Sonuç itibarıyla
Ben Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştım ve ekonominin makro dengelerini hazırlamış bir kişi olarak bunu çok yakından, çok o zaman da izledim. Şimdi de bu konudaki sıkıntıları görüyorum. Bakın, bu hükümetin uzun vadeli bir stratejisi yok, planın da ötesinde. Türkiye'yi nereden gelip nereye götüreceksiniz? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yöntemler neler, araçlar neler? Bu uzun vadeli strateji yok. 2011 yılında 2023 hedefleri dediler. 12 yıllık bir perspektifti. Toplum da baktığı zaman aslında 2023 hedeflerinin olabilirliğini düşündü. Ama bugün geldiğimiz noktada 2023 yılında 2023 yılı hedefleri çöpe atıldı. Ve 2053 yılına ertelendi. 30 yıl sonra 2023 yılında yapmak istediklerinizi şimdi 2053 yılında yapacağınızı söylüyorsunuz. Böyle gayri ciddi devlet yönetimi olmaz. Bu aslında bu biraz önce söylediğim gibi bu yapılan işlerin ne kadar sistemden uzak olduğunun, ne kadar plansız ve programsız olduğunu gösteriyor. Kalkınma planları kağıt üzerinde. AKP hükümetleri döneminde hazırlanmış kalkınma planlarına baktım. Hep aynı şeyler, hiçbir değişiklik yok. Gene cari işlemler problemi devam ediyor. Gene vergi yapısındaki çarpıklık devam ediyor. Çalışma hayatındaki sorunlar devam ediyor. Hiçbir şey çözülmemiş. Orta vadeli programlar birbirinin aynısı. Kopyala yapıştır formatında. Ve bütçeler içinde yaşadığımız sorunları çözmüyor. Biz burada bütçe konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama biraz önce söylediğim gibi bu bütçenin bakın bu sene hazırlanmış olan 12. kalkınma planıyla da ilişkisi yok. Ha orada var olan bir kısım eksenler burada da var. Ama buradaki olay şu. Bir amacınız, bir hedefiniz varsa bunun altında belli politikalar olacak. Bunun altında tedbirler olacak. Kaynaklar bu doğrultuda mobilize edilecek. Ben burada kaynaklara baktığım zaman kaynak harcama dengesine kalkınma planında söylenen önceliklerin, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini mümkün görmüyorum. Mümkün gören birisi varsa çıksın söylesin. Neoliberal ekonomi modeli AKP hükümetleri döneminde noktasına virgülüne dokunmadan uygulanmaya devam edilmiştir. Bakın bu model 1970'li yılların ikinci yarısında çıkmış bir modeldir. Ve 1980'lerle birlikte önce Amerika'da sonra İngiltere'de ve sonra da bizim gibi birçok ülkede ve aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası politikalarıyla önerildiği şekilde uygulanmıştır. Fakat 1990'ların ikinci yarısından itibaren başlayan krizler, 2008-2009 küresel krizi ve en son 2020 yılındaki pandemi krizi bugün artık neoliberal ekonomik modelinin uygulanamayacağını açık ve net olarak ortaya koymuştur. Çünkü bu model sonucunda dünyada küresel adaletsizlikler artmıştır. Gelir ve servet eşitsizliği büyümüştür. Yoksulluk artmış, kamu hizmetleri gerilemiş ve emek kesiminin sermaye kesimi karşısındaki göreli konumu gerilemiştir. Ve bu aynı zamanda çok ciddi bir küresel göç ve sığınmacı mülteci sorununu ortaya çıkarmıştır. AKP hükümetleri neoliberal ekonomik modelinin en sadık uygulayıcıları olmuşlardır. Neoliberal politikalar muhafazakar bir ideolojik perspektifle ki ona muhafazakar soslu neoliberal ekonomik modeli diye adlandırılıyor, hayata geçirilmiştir. Nedir bunlar? Dış kaynağa özellikle sıcak paraya dayalı büyüme modeli uygulanmıştır. Tarımsal destekler azaltılmış ve tarım adeta tasfiye edilmiştir. Kamu kurumları özelleştirilmiştir. Kamu yatırımları KOİ modeliyle özel sektöre yaptırılmaya başlanmıştır. Eğitim ve sağlık hizmetleri gittikçe artan bir biçimde ticarileşmiş, piyasalaştırılmış, piyasa koşullarına bırakılmıştır. Ve emek kesiminin sermaye kesimi karşısındaki konumu gerilemiş, gelir emeğiyle geçinenlerin gelirleri ve satın alma güçleri azalmıştır. Şimdi bütün dünya buradan geriye doğru giderken bu krizler sonucunda bunu tartışırken ve hem 2008-2009 krizinde de gördük. Kamu daha aktif biçimde devreye girerken, özel sektörün maliyetlerine yüklenirken bizde ise ben bakıyorum planda, OVP'de ve programda neoliberal modele ilişkin bir değişiklik yok. Özelleştirmelerin devam edeceği öngörülmüş. Köy modeli devam edecek deniyor. Tarımsal destekler gene yetersiz. Ücretler
hedef enflasyona göre belirlenecek deniyor. Ve daha da vahim, en büyük örneği, bu kadar yüksek enflasyonun olduğu enflasyonist ortamda asgari ücretin yılda bir kere belirlenmesi kararı alınıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar, değerli milletvekilleri? AKP hükümetleri döneminde Türkiye'nin yapısal sorunları çözülmemiş, aksine ağırlaşmıştır. Cari işlemler açığı yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. Ve bakın, çok ilginçtir. Cari açığın en büyük nedeni Türkiye'deki üretim ve ihracat yapısının ham madde ve ara malı ithalatına bağımlı olmasıdır. Ve bu çok yüksek oranlardadır. Sektörler bazında baktığımızda özellikle bazı sektörlerde %80-85'ler düzeyinde ara malı ithalatına bağımlılık vardır. Hani bazen övünüyoruz ya, ihracatı şuradan şuraya getirdik. Ama onun karşısında ithalat artışı da var. Türkiye'nin ithalatının bir kısmı yaklaşık olarak 1/4, 1/5 değişiyor yıllara göre, konjonktüre göre. Petrol ve doğalgaz enerjidendir ama onun dışında en büyük pay ara mallarıdır. Kamu kesimi dengeleri sürdürülebilir değildir. Dolaylı vergilere dayalı bir vergi yapısı var. Ve bu vergi yapısı defalarca söylenmesine rağmen, bütün dokümanlarda yer almasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı gene konuşmalarında vergi sistemini değiştireceğiz diyor. 1/3'ü, %65'i dolaylı vergilere, yani mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilere bağımlıdır. Çalışma hayatında çok ciddi sorunlar vardır. Hem iş gücüne katılım oranları hem istihdam oranları son derece düşüktür. Bakın, Türkiye'de iş gücüne katılım oranları %52-53 seviyelerinde. Ama OECD ortalaması %70. Bir an için Türkiye'nin iş gücüne katılım oranının yükseldiğini düşündüğünüzde işsizlik oranları bugünkünün 3-4 katına tırmanacak. Çok ciddi bir kayıt dışılık vardır. Şu anda baktığınız zaman hala %20'ler-25'ler seviyesinde. Sendikalaşma oranı son derece düşüktür. %14.5'lar, %15'ler seviyesinde. Ve en vahimi, imalat sanayinin teknoloji yoğunluğu son derece düşüktür. İmalat sanayi, değerli milletvekilleri, lokomotif sektördür. Sonuç itibariyle diğerleri, tarım ve hizmet sektörleri, onun arkasına eklenen vagonlar gibidir. Fakat baktığımız zaman Türkiye'deki imalat sanayine, Türkiye daha çok düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerin ve o sektörlerde üretilen mal ve hizmetlerin egemenliği altındadır. Toplama 100 dediğimizde yüksek teknolojili sektörlerin toplam içindeki payı sadece %3'tür. Bu bizim gibi AB ülkelerinde, benzer ülkelerde %20'ler seviyesindedir. Bununla Türkiye nasıl dünyayla bütünleşecek? Biz düşük katma değerli bir üretimle, dünyanın fason üretim zinciri olarak, niteliksiz emeğe dayanan, kayıt dışı ekonomiye dayanan bir modelle dünyayla bütünleşilmesine karşıyız. Tabii ki küresel ekonominin biz de bir parçasıyız. Ama bunu katma değeri arttırarak, teknoloji yoğunluğunu arttırarak yapmak zorundayız. Bu sene gene planda karşımıza bunlar geldi. İyi ama 21 yıldan beri iktidarda olan bir siyasi parti var. Sanki yeni iktidara gelmiş gibi bir kısım şeyler önümüze koyuluyor. Yurt içi talebe, üretimin yapısına baktığımızda yurt içi talebe özellikle özel tüketime dayalı bir model var. Halbuki doğru olan yatırıma, bu şekilde sermaye stokunu arttırarak ekonominin potansiyel büyümesini arttıran bir modele ihtiyaç var. Daha çok inşaat sektörü belirleyici. İnşaat sektörünün sürükleyiciliğinde bir ekonomi var. Kamu yatırımları geriliyor. Bakın, kamu sabit sermaye yatırımlarının milli gelir içindeki payı 2002 yılında %4.8'miş. 2024 yılında %3.4 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ve ne olmuş? Kamu sabit sermaye yatırımlarındaki gerileme, kamu özel işbirliği modeliyle, geçmişte kamunun yaptığı yatırımları şimdi özel sektöre yaptırarak çözülmeye çalışılıyor. Fakat çok açık ve nettir. Bu model yandaş sermayeye, beşli çeteye kaynak aktarmanın bir mekanizmasına dönüşmüştür ne yazık ki. Bakın, koyu ödemelerini söylüyorum. 2024 yılında 162.4 milyar lira. 2025 yılında 240.8 milyar. 2026 yılında 270.3 milyar. Toplam önümüzdeki 3 yıl 673.6 milyar lira. Çok büyük paralar bunlar. Tabii
Bir ekonomide gelişmişlik için gerektiğinde kamusuyla özel sektör birlikte olur. Ama biz bu modele baştan beri eleştiri götürüyoruz. Çünkü bu modelin hesabı kitabı yok. Bu modelde fizibiliteler nedir? Sözleşmeler nasıl yapıldı, bunları göremiyoruz. Bire yaptırılacak işler beşe ona yaptırılmış. Garantiler verilmiş. Köprü otoyollarda geçiş garantileri, havaalanlarında uçuş garantileri, hastanelerde yatış garantileri ve döviz cinsinden, dolar cinsinden verilmiş. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları olduğu dönemde dahi Türkiye tıkır tıkır buralara para ödemeye devam etti. Böyle bir model olmaz. Ben planlamada yetiştim. Devlet Planlama Teşkilatı'nda sonuçta bir yatırım geldiği zaman orada yatırım programına girerdi. Ona belli bir para ayrılır, belli bir zaman içinde bu biterdi. Bugün böyle bir şey yok. Özel sektöre yaptırıyorsunuz. Ama en azından şu hesabı yapın. Bunu özel sektör yerine kamu yapsaydı kaça mal olurdu? Bunu belli bir, çünkü sonuçta ya vazgeçiyorsunuz gelirlerden ya da hastanelerde olduğu gibi buna kira ödüyorsunuz. Onları belli bir faiz oranından bugüne getirip bugünkü değer hesabını yapmanız lazım. Ama bu bugünkü değer hesapları yok. Biz bu hesapları görmedik. Defalarca istememize rağmen görmedik. Bunların sözleşmelerini göremiyoruz. Ticari sır diye bir savunma yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunların, bu paralar bizden çıkıyor, hazineden çıkıyor. Hazine demek bizim ödediğimiz vergiler demek. Bizim ödediğimiz vergiler, bizim paramızın nereye harcandığını bilme hakkımız bizim en doğal hakkımız değil mi? Bakın biraz önce söyledim. 1927 yılında çıkan Muhasebi Umumiye Kanunu'yla bütün bunların hepsi denetim altına alınmış. Bir uçak örneği vermek isterim. Uçağın gövdesi vardır, kanatları vardır. Ve aerodinamik öyle gerektirir ki o kanatlar ve gövde arasında bir uyum olmalı. Uçağın gövdesi, Türkiye ekonomisine oradan örnek verirsem, sanayidir. Ağırlıklı imalat sanayi, sanayi sektörleri ve tarım sektörüdür. Uçağın kanatları hizmet sektörleridir. İnşaattır, ulaştırmadır. Bugün COYI modeliyle biz ciddi anlamda uçağın kanatlarının aşırı büyüdüğünü görüyoruz. Ama uçağın gövdesi küçük, uçağın gövdesi büyümüyor. Türkiye yatırım yapmıyor, Türkiye istihdam arttıramıyor. Belli bir büyüme var elbette. Sonuç itibariyle belli bir çark var ekonomi içinde. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan daha büyük, daha hızlı büyümek. %4-4,5'lar değil, %6'lar, %7'ler Türkiye için ulaşılabilir büyüme hedefleridir. Türkiye buna ulaşmalı. Kaliteli büyümeyle ulaşmalı. Ağırlık yatırımların öncülük ettiği, istihdamın sürüklediği bir model olmalı. Bu anlamda bazen dediğimiz zaman işte kamu özel işbirliği modeliyle biz yatırım, işte köprüler yaptık, otoyollar yaptık, şehir hastaneleri yaptık. Şimdi yapsaydık kim bilir kaça mal olurdu, iyi ki yaptık diyorlar. Tamam yaptınız ama biraz önce söylediğim gibi kaynakların hepsini buralara verdiğiniz zaman üretim büyümüyor. Arada bir denge kurmanız gerekir. Dengesiz bir büyüme modeli, işte uçağın, o uçak nasıl aşırı kanatlar büyüdüğü zaman uçamazsa Türkiye ekonomisinde de ciddi problemler var ve bu problemler birikmeye devam ediyor. Bölüşüm boyutu bugün en önemli sorunlardan biri. Ne acıdır ki 12. kalkınma planına baktık, planla ilgili olarak da çok konuştuk. Bölüşüme ilişkin hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Değerli milletvekilleri, lütfen bakın. Bölüşüme ilişkin kaç tane cümle bulacaksınız orada? Ama Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi gelir dağılımı bozukluğudur. Ve artan, hem yaygınlaşan hem derinleşen yoksulluktur. Bakın Türkiye'de istatistik vereyim, TÜİK'in istatistiğini. En yoksul %5'in milli gelirden aldığı pay, %20'lik, 10'luk, 5'lik dilimler var, %9'dur. En zengin %5'in aldığı, milli gelirden aldığı pay %23,3'tür. 26 katı. Bakın böyle bir dengesiz büyüme modeli olmaz. İş gücü ödemelerinin milli gelirden aldığı pay düşüyor. 2016 yılında %36,3'müş. 2022 yılında %26,5 olmuş. 2023'te biraz yükselmiş gözüküyor. Ama daha çok emekte yaşa takılanlarla ilgili kıdem tazminatı ödemelerinden kaynaklanıyor. Orada da 3 çeyreği vereyim. 2021 yılında %29,5'muş 3. çeyrekte. Bir sonraki yıl 2022'nin 3. çeyreğinde %26,1'e düşmüş.
2023'ün 3. çeyreğinde %34.3 ama dediğim gibi kıdem tazminat ödemelerinden geliyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Değerli milletvekilleri, bugün 4 kişilik bir ailede 4'ü de çalıştığı zaman ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyorlar. Burada üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri şu. Enflasyon çok kötülüklerin anasıdır. Enflasyonun gerçekten toplum üzerindeki sadece ekonomi değil, ekonomi, sosyal hayat ve toplumsal kesimler üzerindeki etkisi, olumsuz etkisi çok büyüktür. Bakın, toplumsal kesimlerin enflasyon karşısında savunma ve uyum yetenekleri farklıdır. Ticaret kesimi bazen enflasyona göre kendini ayarlayabilir. Artan maliyetlere fiyatlarını aktarabilir. Ama sabit gelirli kesimin enflasyon karşısında savunma yeteneği yoktur. İşçiler, köylüler, memurlar, emekliler, esnaf, zanaatkar bugün yükselen, gerçekte çok daha yüksek olduğu düşünülen, bilinen, alternatif hesaplamalar yapılan bu enflasyon karşısında ezilmektedir. Bugün insanlar aç. Böyle bir düzen, böyle bir ekonomik düzen olmaz. Böyle bir ekonomik yapı olmaz. Transfer harcamaları, tarımsal destekler. 91.6 milyar lira ayırmışsınız. Ya Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre %1'ini vermeniz gerekirdi, vermemişsiniz. 91.6'ya baktım, altında, onun alt detayında mazot desteği 16.1 milyar lira. Değerli arkadaşlar, çiftçinin kullandığı mazot yaklaşık 3,5 milyar olarak hesaplanıyor. Oradan kesilen vergiler ne kadar biliyor musunuz? 46.1 milyar. Çiftçiye 16 milyar lira mazot desteği veriyorsunuz. 46 milyarı çiftçinin kullandığı mazota ödediği vergiyle geri alıyorsunuz. Böyle bir ekonomik model var mı? Nerede var? Dünyanın neresinde var? Atanamayan problemler. Bakın, çok önemli problem. Bugün atanmayı bekleyen bu ülkede öğretmenler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veterinerler, biyomedikal mühendisler, arkeologlar, sanat tarihçileri, sağlık teknikerleri, her alanda insanlar var. Bu insanların eğitim gördükleri alanda çalışmasından daha güzel ne olabilir? Ama ne yazık ki ihtiyaç da olmasına rağmen o insanlar bir biçimde çalışma hayatına katılamıyorlar. Ve bu sorunların çözülmesi için hepimiz uğraşıyoruz. Milletvekilleri olarak bize gelen mailleri görseniz, yağmur gibi mail, sosyal medyada mail yağıyor bize. Lütfen bu problemleri çözün diye. E bakıyorum, bu bütçede bir şey yok. Bütçede buna ilişkin hiçbir şey yok. Faiz indirimi. 2021 yılının Eylül ayında Cumhurbaşkanı dedi ki faiz sebep, enflasyon sonuç. Öyle saçma sapan bir şey yok. İktisat literatürüne aykırı. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz? 11. Kalkınma Planı'nın 288. paragrafında Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bir madde var. O paragraf diyor ki, bak ilk cümlesini söyleyeyim. Yatırımlar, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerine yüksek faiz olumsuz bir etkiye sahiptir. Ve orada faizlerin düşürüleceğinin sinyali zaten veriliyor. Ve aynı zamanda bir NAS tartışması çıktı ortaya. 2021 yılının Eylül ayında faiz %19'du. Enflasyon da %19'du. Dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. 4 ayda %19'u %14'e indirdiniz. Merkez Bankası indirdi. Hatta şunu da söyleyelim. O Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilmiş olan görev fiyat istikrarını sağlamak. Yani paramızın değerini korumak. Faiz %14'e indi. Dolar kuru 4 ayda 18 lira 30 kuruşa. 8 lira 30, 10 lira birden arttı. Enflasyon %36 oldu. Kur korumalı mevduat sistemi geldi. Kur korumalı mevduat sistemi bugün tabii açıklama yok biliyorsunuz. Temmuz ayına kadar, bu yılın Temmuz ayına kadar Türk lirasından kur korumalı mevduat sistemine gidenlerin kur zararını hazine, dövizden dönenleri Merkez Bankası karşılıyordu. Hazinenin kur zararı yükümlülüğü de Merkez Bankası'na devredildi. Artık rakamları birebir göremiyoruz aylar itibariyle. Ama şunu görüyoruz. Merkez Bankası analitik bilançosunun aktifinde diğer kalemler var. Yaklaşık 850 milyarlık bir zarar var, kur zararı var. Bazıları diyebilir ki ne olacak? Kur korumalı mevduat sisteminde birçok insanın parası var. Ama bakın, mevduat yapısı o kadar çarpık ki. Türkiye'nin mevduat yapısında toplam
Mudi sayısı, hesap sayısı 162.784.959. Tabii birden çok hesaplar olduğu için. Bunun orada da bu bölümlere göre ayrılmış. 10 milyona kadar olan hesabı olanlar. 10 binlere kadar, 50 bin, 250 bin, böyle 1 milyon gidiyor. 1 milyon üzeri kaç hesap var diye baktım. 1.2 milyon kişinin hesabı var. Binde 7.3. 250 bin lirayla 1 milyon lira arası hesap sahibi 3.5 milyon kişi %2.16. İkisini topladığınız zaman %3.5. Yani buradan kazananlar elinde büyük parası olanlar. Ve daha da ilginci, bu bir maliyettir ve bu maliyeti bu ülkede yaşayan milyonlarca insan ödedi ve ödemeye devam ediyor. Böyle bir sisteme geçmemiş olsaydık hiçbir şey yoktu. Böyle bir şey istedildiği anda biraz faiz artmış olsaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ama sonra ne oldu? Bu rasyonel, bu irrasyonel politikalar seçimden sonra terk edildi. Rasyonel politikalara dönüldü. Zamanın şu andaki Sayın Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı söyledi. Türkiye'nin rasyonel politikalara dönmekten başka bir çaresi kalmadı diye. 8.5'a kadar inmiş olan Merkez Bankası politika faizi %42.5'a çıktı. Dolar kuru 29 lira 23 kuruş, enflasyon %62-%65 bekleniyor yıl sonu. Halbuki bu faiz indirimleri olmasaydı, bugün enflasyon %15-%20 idi. Dolar kuru da 12 lira, hadi olsun 13 lira olacaktı. Bu çok yüksek bir maliyettir ve bu maliyeti bütün toplum ödedi. Tabii bütçe sadece bir teknik metin değil, aynı zamanda bir politik metin. Öyle baktığımız zaman Türkiye'nin demokrasisi, bugün mevcut sistemi göz önüne almak lazım. Bugün mevcut siyasal yönetim çoğulculuk ve katılımcılıktan uzak. Sistemin denge ve denetim mekanizması yok. Bu bir tek adam rejimidir. Böyle bir sistemin, ucube sistemin dünyanın hiçbir yerinde de bir benzeri yok. Güçler ayrılığı yok yasama, yürütme, yargı arasında. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı yok. Yasama demokratik geleneklere uygun kanun yapımı ve denetim fonksiyonlarını icra edemiyor. Ve yürütme tek adam yönetimi altında rasyonelitesini kaybetmiş durumda. Sayın Yılmaz diyor ki artık bu hükümet sistemini tartışmayalım. Bütün açık konuşmalarında bunu söyledi. Çünkü sonuçta vatandaş gitti sandığa, oyunu verdi. Demek ki bu sistemi tasvip ediyor. İyi de Sayın Yılmaz, 1876'dan başlayarak Türkiye'nin 147 yıllık bir parlamenter sistem deneyimi var. Hadi 1920'den meclis hükümetinden başlayalım. 103 yıl geçmiş üzerinden. Daha henüz bu sistemin üzerinden 5 yıl geçti. Ve bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu siz de görüyorsunuz. Bu anayasa tartışmaları da buradan çıkıyor. Hani bir ara %50+1'i %40+1'e çık indirelim önergeleri nereden çıktı? Bakın böyle bir sistem olmaz. Bu sistem Türkiye'ye aykırı. Türkiye'nin tarihsel deneyimine, Türkiye'deki siyasi parti yelpazesine, Türkiye'nin siyasi parti yapısına ve siyasi kültürüne aykırı bir sistemdir. Böyle bir sistemle Türkiye bir yere gitmez. Yurttaşlık zayıflatılmıştır. Hak ve özgürlüklerin taşıyıcı bir toplumsal özneden, devletin zor gücüne ihanet eden pasif, itaat eden pasif, edilgen tek tip bir konuma sıkıştırılmaya çalışılmaktadır. Değerli milletvekilleri, demokrasi sadece 5 yılda gidilen bir sandık değildir. Bu demokrasi için şekil şartıdır, gereklilik şartıdır. Ama yeterlik şartı değildir. O yeterlik şartı dediğimiz zaman demokrasinin öz ve içerik olarak zenginleştirilmesi akla gelir. Kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, özgür basın, anayasadaki terimiyle hür ve sansür edilemeyen bir basın. Düşünce, ifade ve bu doğrultuda örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının özgürce kullanılması, sosyal haklar, barınma hakkı, çalışma hakkı, çevre hakkı, bütün bu haklar anayasal haklardır. Ama ne yazık ki bugün baktığımız zaman bugün bu haklar kullanılamamaktadır. Kurumsal kapasite, bürokrasinin kapasitesi yok olmuştur bu sistem altında. Bugün adeta bir paralel devlet vardır. Bir tarafta başkanlıklar, ofisler, kurullar, öbür tarafta da geleneksel baktığımız zaman bakanlıklar var. Aralarındaki ilişki bile belirlenmiş bir ilişki değil. Devletin en önemli kurumları kapatıldı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapısına kilit vuruldu. Devlet Personel Başkanlığı kapatıldı. Halbuki önemli olan kurumsal güçtür. O kurumlar güçlü olduğu zaman o ülke ekonomisi en büyük krizleri bile atlatır. Hepsinin üstesinden gelir. Yeter ki o kurumsal yapı olsun.
Yeter ki orada çalışan liyakatlı insanlar olsun. Bilginin, birikimin, tecrübenin ve liyakatın önemli olduğu bir sistemi kurmak zorundayız. Sayın Türeli, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Piyasaların tahakkümü var. Piyasalar içinde toplumsal kesimlerin müzakere ve pazarlık güçleri örselenmektedir. İşçilerin işveren karşısında, küçük üreticilerin tüccar karşısında, tüketicilerin marketler karşısında, kiracıların ev sahipleri karşısında pazarlık gücü gittikçe erimektedir. Her şeyin piyasaya bırakıldığı neoliberal bir sistem Türkiye'de hiçbir şeyi çözmez. Son olarak birkaç şeyi söylemek istiyorum. Tabii Türkiye'nin gerçek bir bütüncül bir kalkınma stratejisine ihtiyaç var. Sanayileşmeyi öne alan, kamunun yeniden rolünü tanımlayan, ulusal üretici ve kaynakları kollayan, hem ihracatı açık hem kısmen ikame yapan ve planlamayı yeniden devreye koyan bir model olmak zorunda. Ve bütçenin gelecek yaklaşımları önemli. Bakın, bütçenin literatürde en önemli konulardan biri kuşaklar arası bütçeleme yaklaşımıdır. Bugün yaptığın bütçelerin, özelleştirmelerin, borçlanmaların gelecek... Sayın Türeli, lütfen son sözlerinizi alalım. Sosyal güvenlik sistemi açıkları, bakın özelleştirmeler yaptık diyoruz. Özelleştirmede elde ettiğimiz gelirleri gelir olarak bütçeye yazıyoruz. İyi ama servet kayboldu. Bu şuna benziyor. Evinizi gidiyorsunuz, satıyorsunuz, aldığınız parayı o benim gelirim diyorsunuz. İyi ama servetiniz, varlığınız gitti. Böyle bir bilanço yaklaşımı yok özelleştirme içinde. Ve gelecek kuşakların kullanacağı kamu kaynaklarını satıyoruz. Kupon arazilerle, büyük kentlerde kupon arazilerin satışı var. Gelecek kuşakların okul, hastaneye, park, kreş ihtiyaçlarını gelecekte nasıl karşılayacağız? Bütün bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman Türkiye'nin ihtiyacı olan büyük bir, uzun vadeli bir vizyondur. Bütüncül bir kalkınma vizyonu, kalkınma stratejisidir. Ve bütçe bunun bir aracıdır, bir parçasıdır. Bunun hayata geçmesini sağlayan, içinde parasal anlamda rakamların yer aldığı bir metindir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Sayın Türeli, lütfen teşekkürünüzü yapın. Kesin hesap. Lütfen. Ya lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2024 yılı bütçe kanun teklifine ve 2022 yılı kesin hesap kanun teklifine red oyu vereceğimizi belirtiyor. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.